Bakın 1910 yılında 2000 yılındaki öğrenme ortamı nasıl hayal edilmiş? Tam olarak öyle olmamış ama e işte bugünkü öğrenme ortamı da 3 aşağı 5 yukarı böyle görünüyor. İki resim arasında çok önemli bir benzerlik var ve başka bir deyişle 1910 yılındaki çizer bir şeyi çok doğru tespit etmiş. O da bilginin aktarılış şekli değişiyor. Çok açık olan bir şey var ki 21. yüzyılın hayatımıza kazandırdığı yeni teknolojilerle bilgiye ulaşma yöntemimiz değişiyor ve insanın şahsi olarak depolayabildiği bilginin de değeri azalıyor. Kabul edelim makinalar bu konuda bizden daha iyiler, daha fazla bilgi saklayabiliyorlar, hatta çoğu zaman daha fazla bilgi işleyebiliyorlar. İşte tam da bu yüzden içerik değersizleşiyor ve yeni dünyada çok şey bilen insan değil, doğru bilgiye ihtiyacı olduğu anda ulaşabilen Sürekli kendini geliştirerek değişimi ayak uydurabilen, hatta bir adım daha ileri gidip değişimi yönetebilen, yani üreten, yaratan insanlar başarılı oluyor. Artık tüm dünyada ezberlemenin değil, öğrenmenin öğrenildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kısacası eğitimde dijital dönüşüm, sadece bilgiye ulaşma ya da ders işleme yöntemlerimizi değil, eğitime olan bakış açımızı değiştiriyor. Biz bugün sınıflarımızda ne yapıyoruz? tüm dünyadaki sınıfların %99'unda öğrencileri alıyoruz, dört duvar arasına koyuyoruz. Hangi gün, hangi saatte, hangi konuyu ne kadar süre içinde öğrenmeleri gerektiğini söylüyoruz. Ve onlardan verdiğimiz zaman diliminde, örneğin 45 dakikada matematiğin konusunun şu bölümünü öğrenmelerini bekliyoruz. Öğrenip öğrenmediklerini ölçmek için ne yapıyoruz? Ödevler veriyoruz, sınavlar yapıyoruz. Sonrasında da notlar verip sen öğrendin, sen öğrenmemişsin diyoruz. Ve sanki hepsi öğrenmiş gibi dersi işlemeye devam ediyoruz. Burada sabit olan nedir? Hangi dersin, hangi konunun, hangi zaman diliminde ne kadar sürede öğrenilmesi gerektiği. Peki değişken olan nedir? Öğrencilerin öğrenip öğrenmediği. Eğer bütün öğrenciler öğreniyor olsalardı zaten sınavlar olmazdı, ödevler olmazdı. Herkesin aynı seviyede olduğunu kabul ederek devam ederdi ders. Ama ne yazık ki herkes aynı oranda öğrenemeyebilir, herkes aynı hızda öğrenemeyebilir. Çünkü her insan birbirinden farklı. Hepimizin beyni farklı çalışıyor, farklı ilgi alanlarında, farklı hızlarda öğrenmemiz mümkün oluyor. Aslında sınav demişken hızlıca değinmek istediğim birkaç şey var. Biz bugün genç beyinlere ne diyoruz? Aman iyi ders çalışın evladım. Çalışmazsanız sınavdan kötü not alırsınız. Üniversiteyi kazanamazsınız. iyi meslek sahibi olamazsınız. Eğer hayatını mahvetmek istemiyorsan şimdiden sınavlara çalış ki geleceğini kurtarasın. Bu sözlerle bir çocuğun geleceğini kurtarabilir miyiz orasını bilmiyorum ama yaratıcılığını öldürdüğümüz kesin. Sınava hazırlanmak ve öğrenmek çok farklı kavramlar. Deminki söylemlerde kaç tane negatif, kaç tane pozitif unsur var? Eğer korku insanları daha iyiye yönlendirmek için geçerli bir unsur olsaydı, tahmin ediyorum bugün dünyamız olduğundan daha iyi bir yerde olurdu. Hele ki söz konusu eğitim olduğunda korkutmanın pek başarılı bir yöntem olmadığını söyleyebiliriz. Tam bu noktada çok sevdiğim bir sözü sizle paylaşmak istiyorum. Dr. Jane Nelson diyor ki, Çocukların daha iyi olmasını sağlamak için kendilerini daha kötü hissetmeleri gerektiği gibi çılgınca bir fikre nereden kapıldık? Her şeyden önce okulda öğrenciler kendilerini iyi hissetmeliler. Evet, sınav konusunda eğer kötü bir öğrenciyseniz zaten sınavdan kötü bir not aldığınız için motivasyonunuz düşüyor ve umursamamaya başlıyorsunuz. Eğer iyi bir öğrenciyseniz zaten çalışmasam da iyi not alıyorum diye düşünüyorsunuz. Neticede yine motivasyonunuz düşüyor ve yine umursamamaya başlıyorsunuz. Halbuki iyi öğrencinin kendini daha çok geliştirebileceği, potansiyelini açığa çıkartabilecek, zincirleri kırabilecek, önünü açabilecek bir eğitim modeli ya da kötü diye nitelendirdiğimiz sınavda başarısız olan bu öğrencinin kendi güçlü yanlarını ön plana çıkarabileceği, bildiğinin üzerine koyarak tam öğrenmesini sağlayabilecek bir eğitim anlayışıyla iki çocuğu da bu dünyaya daha çok katkı sağlayabilecek hale getirebiliriz. Khan Akademi'nin kurucusu Salman Khan da ustalaşmak için öğretelim, sınav sonuçları için değil sözüyle bu anlatmaya çalıştığım konulara bir gönderme yapıyor. Şimdi söylemek istediğim asıl şey şuydu. Bu düzeni tersine çevirdiğimizi hayal edebilir miyiz sizce? Sabit olan şey her öğrencinin tam öğrenmesi olsun, değişken olan şey ise hangi gün, ne kadar sürede ve nerede öğrendiği olsun. Benim bir konuyu öğrenmem için belki 5 saat okumam, üstüne 100 tane soru çözmem veya Khan Academy'de 10 tane video izlemem gerekecek ama eminim bir başka bireyin o konuyu öğrenmesi için sadece yarım saatin ayırması yeterli olacak. Peki insanın doğasında farklılıklar olduğunu bilmemize rağmen neden aynı sürede herkesin aynı konuyu aynı şekilde öğrenmesini bekliyoruz? İşin dahası da var. Bugünkü sınav sisteminde öğrencilerin eksiklerini tespit ediyoruz. Sonra da o eksikleri telafi etmek için hiçbir şey yapmıyor ve bu boşlukların üzerine örtüp bir sonraki katı inşa etmeye devam ediyoruz. Bugün sınavdan 90 alan bir öğrenci bile aslında yoluna %10'luk bir kayıpla devam ediyor. Ya bir sonraki öğrenmesi gereken konu bu %10'luk kayıp bilginin üzerine inşa ediliyorsa, bir bina inşa ettiğimizi hayal edelim. Binanın temeli ne kadar sağlam olursa o bina o kadar yüksek olabilir öyle değil mi? Bizler en az 12 katlı, çoğumuz için 16 katlı ve bazı insanlar için 20 küsür katlı binalar inşa etmeyi hayal ediyoruz. Fakat daha birinci katı %100 sağlam yapmadan ikinci katı çıkmaya başlıyoruz. Öğrenme serüvenimize eksiklerle başlıyoruz. Ve işte bu sebeple her zaman gelmek istediğimiz noktaya da gelemeyebiliyoruz. Bir şeyi yanlış yapıyor olmamız DNA'mızda bir hata olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir suç değil, sadece üzerinde biraz daha çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ama üzerinde biraz daha çalışabilmek için zamana ihtiyacımız var. Ne yazık ki okullar veya okul sistemi, eğitim sistemi bize bu zamanı tanımayabiliyor. Sanayi çağı dediğimiz bir dönemden çıkıyoruz ve bilgi devrimine doğru ilerliyoruz. Bazı şeylerin değiştiği çok açık. Sanayi çağı toplum bir piramitti ve piramidin alt kısmında geniş bir insan iş gücüne ihtiyaç vardı. Piramidin ortasında bilgi sahibi kesim ya da bürokrasi sınıfı yer alıyordu. Piramidin tepesinde sermaye sahipleri, girişimciler ve yaratıcı sınıf vardı. Bilgi devrimine doğru yaklaştıkça tüm bunların nasıl değiştiğini sanırım tahmin edebilirsiniz. Makineler piramidin alt kısmını devralıyor. Hatta ortalardaki bilgi ve bilgi işleme kısımlarını bile insanlardan yavaş yavaş almaya başlıyorlar. Bütün bu üretkenlik teknoloji sayesinde oluyorsa, e, o zaman insanlar ne yapacaklar diye sormadan ne demiyoruz. Gelecekte sadece piramidin en tepesindeki meslekler ya da beceriler için mi yer var? Eğer öyleyse geri kalan bütün bu insanlar ne iş yapacaklar? Şimdi Size bir önerim var. Belki insanlar olarak hep birlikte daha büyük bir değişimi de hayal edebiliriz. Piramidi tersine çevirmeye ne dersiniz? En azından bunu deneyebiliriz diye düşünüyorum. Büyük bir yaratıcı sınıfın olduğu, hemen hemen herkesin girişimci, sanatçı ya da araştırmacı olarak topluma katkı sağlayabildiği bir piramit yaratabiliriz. Bu değişim insanlara konularında uzmanlaşma ya da kendi öğrenme süreçlerini ele alarak tam öğrenme veya başka bir deyişle ustalaşarak öğrenme imkanı tanıyabilir ve böylelikle tüm insanların içlerindeki potansiyeli açığa çıkarmalarına izin veren bir sistem yaratabiliriz. Yeni dünyanın eğitim modelinde öğrencileri beceri odaklı eğitim anlayışıyla kendi güçlü yanlarını ortaya çıkaracak şekilde eğitebilirsek o zaman çok yönlü ve kendi alanlarında tam bilgili bir nesil yetiştirebiliriz. Endüstri 4.0'ı sıkça konuştuğumuz bu dönemde artık eşit ve standartize edilmiş becerilere sahip işçiler değil, kendi alanlarında uzman ve çok yönlü bireylerin ekonomiye katkıları da çok daha büyük olacaktır. Sınıflarda pratiğe yönelik dersler, vaka analizleri üzerinden gerçek dünyayı öğrenmek, tanımak ve bu dünya ile ilişkilendirilmiş örnekler, interaktif alıştırmalar, anında geri bildirim verebilen bir sistem ipucu verebilen sorular ve öğrencinin merkezde olduğu, aktif olarak öğrenebildiği bir eğitim anlayışı ile geleceği bugünün gözlüğünden değil, gelecekteki karmaşık ilişkilerin ışığında görebilecek nesiller yetiştirmeyi amaçlamalıyız. Büyük veriyle çalışabilen, bu veriyi doğru analiz edebilen, veriyi kullanarak kendini geliştirebilen ve bilginin özgürce paylaşıldığı bir dünyada kendi öğrenme sürecini sahiplenebilen kuşaklara ihtiyacımız var. Sadece matematik, fizik ya da müzik, resim değil, aynı zamanda liderliği bilen, işbirliğini bilen, takım çalışmasını bilen, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, dijital okur yazarlığı ve iletişim becerileri çok güçlü olan, sosyal sorumluluğu, merhameti, ahlakı, insana ve çevreye saygıyı bilen girişimciliği, inovasyonu ve hayat boyu öğrenme kültürünü benimsemiş bireyler yeni nesil öğrenme kültürünün yaratmayı hedeflediği yarının dünyasında başarıya ulaşan bireyler olacaklar. Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. Eğitimde dijital dönüşümü yaşıyoruz ve bu dönüşümü doğru yerden yakalayabilen toplumların bir adım öne geçmek için ellerinde çok önemli bir şans var. Bir sonraki videoda eğitimdeki değişimi, dijital dönüşümü ve yeni nesil öğrenme kültürünü hep birlikte tartışmaya devam edeceğiz.